Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Keleşler Otomotiv'e geldik. Çok sordunuz, çok merak ettiniz. Seat ne zaman çekeceksin diye. Seat Leon çekimine başlıyoruz. 1.0 ETSI 110 beygir. İyi seyirler diliyorum. Yeni Leon 1.0 ETSI 110 beygir otomatik style paket incelemesine başlıyoruz. Şimdi incelemeye başlayalım. Neler var, neler yok size söyleyeceğim. Tabii kasa değişti. MK3'tü. Eskiden biliyorsunuz benim Leon MK3. Bu MK4 diye geldi. Tamamen dış tasarım, iç tasarım, her şey değişti aracın. Bakalım ne fark var, neler yapmışlar. Bunların hepsini videoda görelim. Bu araç bu arada ÖTV muafiyetine giriyor. Birazdan liste fiyatını da göstereceğim. Kampanyalı fiyatını da söyleyeceğim. ÖTV muafiyetli fiyatını da bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Oradan söyleyebilirim. Ya da bayi de arayıp sorabilirsiniz. Şimdi ETSI ne işe yarıyor diye soracak olursanız, araç çalışırken ilk kalkışta hibrit sistem devreye giriyor ve bu sistem sadece kalkışta bir yardım ediyor. Bu da 0.5 civarında bir yakıt tüketimi sunuyor. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Golf'te aynı motor. Golf'ün emisyon yakıt değeri A'ydı. Bununki B. O şaşırdım, onu anlayamadım. Bununki de A olması gerekiyor çünkü aynı motor. Şimdi şöyle bir düşünceniz var. Bu motor götürür mü? Bu motor gider mi? 1.0 gidiyor mu? Gibi düşünceniz var. Golf'ün test sürüşünü yaptım. Aynı motor bunda da var. Gayet güzel gidiyor. Size hatta şunu da söyleyebilirim. 1.0 Polo TSI ile o da 95 beygir olması lazım. Bundan daha da düşük. Bu araçtan daha güçsüz bir araç. Bu araçlar turbo beslemeli olduğu için biz 1.0 TSI Polo ile 5 kişi full dolu bir şekilde Kartepe'ye çıktık, kayak merkezine çıktık ve hiç de zorlanmadık. Yani bu araçla her yere kolay bir şekilde girip çıkabilirsiniz. Yani dediğim gibi Golf 1.0 ETSI'nin incelemesini de çektik. İnceleyebilirsiniz, gayet hızlanması falan da çok güzel test sürüşüne çıktık. Ön tarafa baktığımız zaman ekolet ön farlar, arka tarafta da ekolet arka farlar var ve aşağıda da gündüz ledleri var. Bunlar mesela sağa veya sola döneceğiniz zaman bir zaman sonra anlayıp mesela yavaş hızlarda onlar da gündüz ledleri de yanıyor size beraber. Direksiyonunuzla beraber yani sağa döndüğünüz zaman sağ taraf, sol döndüğünüz zaman da sol taraf yanıyor. Ondan sonra şöyle ön tasarımdan başlayalım. Gerçekten daha keskin hatlar görüyoruz. MK3 daha toplu bir şekilde geliyordu. Bundaki hatlar gerçekten çok daha keskin. Zaten arka taraf bambaşka. Arka tarafa yavaş yavaş geleceğiz. Şöyle jant lastiğini göstereyim size. 16 inçlik jant lastik var style pakette. FR pakette ise 17 inçlik jant lastik geliyor. Eskiden 18 inçlik jant lastiği opsiyonunu alabiliyorduk. Jant lastik bu şekilde 205, 55, 16 jant lastik ebatı. Gerçekten jant lastikte şık duruyor. 17 inç jant lastikte şu şekilde göstereyim size. 17 inç jant lastikte böyle duruyor. 299.000 TL gibi kampanyalı bir fiyatı var. Yani liste fiyatından biraz daha düşüğe aracı verebiliyorlar. Şu şekilde donanımları, standart donanımları ise okuyayım. Dediğim gibi bu ilk başta hibrit sistem şurası oluyor. Hafif hibrit diye geçiyor. ABS bunlar güvenlik önlemleri, çonk fonksiyonu, spor, deri direksiyon, F1 vites kulakçıkları. F1 vites kulakçıkları gelmesi gerçekten çok iyi olmuş çünkü MK3 ile FR bile alsanız şu F1 kulakçıklar gelmiyor. Anahtar çalıştırma sistemi çok iyi. Spor arka spoiler güzel. Sürücü yolcu led aydınlatmalı makyaj aynaları, sürücü yolcu ön yan perde hava yastıkları ve merkezi hava yastığı. Şerit takip asistanı, elektrikli ayarlanabilir ısıtmalı yan aynalar, bel desteği filan da var. Bel desteği zaten MK3'te de var. Eco led ön farlar geliyor bu araçta. 7 hoparlör ses sistemi var. Yağmur sensörü, otomatik arıran dikiz aynası, otomatik yanan kısa farlar gibi özellikler var. Ön arka led okuma lambaları var. Led aydınlatmalı torpido gözü ve bagaj var. Eco led arka farlar, bunu söylemiştim size, hız sabitleme sistemi var. 16 inçlik gri alüminyum alışımlı jantlar var. Dediğim gibi FR'de ise 17 inç geliyor. Yakıt ekonomisi, emisyon değeri B. B gerçekten çok güzel ama yani A olmasını beklerdim çünkü Golf'ünki A. Şimdi arka tasarıma doğru geçelim. Ya yakıt tüketimi konusunda gerçekten benzinli bir araç düşünüyorsanız ETSI çok iyi bir motor seçeneği. Zaten bu arabanın arka tasarımına bitmeyen var mı bilmiyorum. Mükemmel bir arka tasarımı var. Arka park sensörlerini görüyoruz. Önde maalesef park sensörü göremedim. Şu şekilde. Spoiler çıtası var burada. Spoiler var. Gerçekten çok şık olmuş. Yani ekstradan aracı aldıktan sonra mesela MK3'te aldıktan sonra spoiler çıtasıyla spoiler alıyorduk ayrıyetten. Direkt bayi takmış. 0 Leon'da bu özellikler mevcut. Şöyle bir bagajını açalım. Arka farlar çok güzel duruyor bu arada.
Şöyle bir aydınlatma var burada. Bakıyoruz. Neredeyse MK3 ile aynı bagaj hacmine sahip. 380 litre bagaj hacmi var bu arada. 0-100 değeri ise 10.8 saniye. Şöyle arka koltuğa doğru geçelim. Buralar sert. Buralar yumuşak. Buralar da sert. Şurada bir tiz var gördüğünüz gibi. Hoparlörde orada. Burası bu şekilde saklama alanı gayet yeterli. Koltuklar kumaş. Şöyle bir oturayım koltuğa. Koltuklar rahat bu arada. Kumaş ve rahat. Şöyle şurada bir göz var. Buradan yükseltip buradan azaltabiliyoruz. Klima menfezi burada. USB-C girişi var iki tane. Burada bir farklılık göremiyorum MK3'te. Normal USB girişi vardı. Burada da USB-C olmuş artık. MK4'te USB-C olmuş. Ve benim araçta yani MK3'te direkt bu şekilde açıp kapatabiliyorduk. Bunda da bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Yani muhtemelen şiddetini de ayarlayabileceğiz buradan. Tek bir şiddet geliyordu MK3'te. Koltuk yapıları kumaş gayet rahat. Arka yaşamanın gayet güzel. Kol dayama FR'da gelir diye düşünüyorum. Yukarıdaki aydınlatmaları şöyle dokunmatik yapmışlar. Bunu ben ilk Golf'te görmüşüm. Gerçekten çok güzel bu şekilde dokunmatik olması. Bu tarafta ise şöyle giysi asmak için bir göz var. Şimdi ön tarafa doğru yavaş yavaş geçelim. Şimdi ön tarafa geldiğimiz zaman buralar da sert. Burada da çok güzel bir yapıyla karşılaşıyoruz. Kapı kolları bu şekilde. Ve şuralar kumaş, buralar yumuşak. Arka cam kilidi, dört cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolünü de buradan yapabiliyoruz. Şuradaki saklama gözü gayet iyi. Şöyle geldiğimiz zaman da şurada bel desteği var, göstereyim. Sırt ayarı, yükseklik, alçaklık ayarı ve ileri geri ayarını da şuradan yapabiliyoruz. Evet, değişen bir özellik de şu. Buralar artık dokunmatik. Farlar kapalı mesela. Şu an açtık. Şu an kapadık. Buralar dokunmatik olması. Yani buraların dokunmatik olması bence gayet güzel olmuş. Şimdi bir değişik şey ise F1 kulakçıklar. Gördüğünüz gibi bu araçta F1 kulakçıklar gelmiş. MK3'de maalesef F1 kulakçıkları göremiyorduk. Bu arada arka yaşamanın çok iyiydi. Şu an bu koltuğun mesafesi de çok iyi. Genel olarak şöyle koltuğu biraz geriye alalım. FR'da hayalet ekran gelir diye düşünüyorum. Side'da hayalet ekran yok. Şöyle baktığımız zaman buradan hız sabitleme gibi özellikleri ayarlayabiliyoruz. Eskiden şuradan ayarlayabiliyorduk hız sabitlemeyi. Artık direkt buradan ayarlayabiliyoruz. Direksiyon üzerinden birçok işlevi gerçekleştirebiliriz. Yani ses açıp kısım olsun. Direkt şuradan buraya mesela hızımı almak istiyorsunuz. Ondan sonra yakıt tüketimini mi almak istiyorsunuz. Onları da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu tarafa doğru kaydığımız zaman bir ses sistemini dinleyelim bence. Bu arada klima bölgesini seçmek için dokun diyor. Mesela buradan dokunmatik bir şekilde klima bölgesinde seçebiliyorsunuz. Şöyle çarpı diyelim. Buradan çıkalım. Tamam. Şöyle açıyorum ses sistemini. Gayet güzel bir ses sistemi var. Zaten VAC grubun ses sistemi çok iyi. Şunu da söyleyebilirim. Şu an radyoda Bluetooth aldığınız zaman çok daha net, çok daha iyi bir sesle karşılaşacaksınız. Dörtlü burada. Dörtlüyü yaktık. Birazdan inip bakarız dört yanınca nasıl gözüküyor diye. Burada kablosuz şarj ünitesi de var. Onu da göstereyim size şu şekilde. Şurada 2 adet USB-C girişi var. Buraya doğru geldiğimiz zaman vites de değişti fark ettiyseniz. Start stop anahtar çalıştırma sistemi burada. Şöyle bir göz var. Sağlı sollu. Burası derin bu arada, biraz daha derin. Vitesi artık bu şekilde kontrol edeceğiz. Park RND'yi de buradan kontrol edeceğiz. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman da el freni burada, auto hold özelliğimiz burada, merkez dikili sistemimiz de burada. Skoda ile neredeyse aynı diyebilirim. Superb inceledik. Buralar aynı. Şöyle geldiğimiz zaman 2 adet içecek için göz var. Burası bayağı derin. Burası da ona göre biraz daha yüksekte. Şöyle burayı açtığımız zaman orada çakmaklık var. Onunla çoklu dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. Kol dayamayı böyle ileri geri alıp yukarı aşağıda sabitleyebilirsiniz. Mesela şu an geriye aldım. Şu an ileri aldım. Bu şekilde yukarı sabitledim. Biraz daha yukarı sabitlemek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu tamamen kapatıyorum. Yukarıdaki aydınlatmaları dönüyorum. Buralarda dokunmatik. Gerçekten dokunmatik olması bence çok güzel. Yukarı doğru baktığım zaman yani hep beyaz ışık olması, her yerin beyaz ışık olması bence güzel. Sarı ışık bence böyle biraz daha kalitesiz gösteriyor. Fakat her yer beyaz olunca bence gayet kaliteli oluyor. Şu yapı bence çok hoş. Bakalım FR'da nelerle karşılaşacağız. Gerçekten merak ediyorum. Hız göstergesini tekrardan size göstereyim. Hız göstergesi de gayet güzel duruyor. Şöyle torpidoyu da açtık.
Torpido da bu şekilde. Yani MK3 ile değişen bir şey var mı? Göremiyorum. Şurada şöyle bir bölme yapmışlar. Bu MK3'de yok yanlış hatırlamıyorsam. Torpido gözünü yani büyütmek adına güzel bir hareket olmuş bu. Şöyle dörtlüyü açalım bir önden bakalım. Dörtlü yanıkken bu şekilde duruyor. Arkadan da bu şekilde duruyor. Yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. MK4 bence olmuş yani. Ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. MK3 de çok güzeldi. MK4 de çok güzel bence. Şimdi yavaş yavaş bitirişe geçelim. Kelişler Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Çekim fırsatı verdiler. Araçlar düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Gelip siz de araçları görebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan Kelişler Otomotiv'e de teşekkür ediyorum. Size doğru bilgi vermem adına bana yardımcı oldukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu arada Instagram'dan da reel satıyoruz. Instagram'dan da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.